Efendim, dinleyicimizin diğer bir suali, kaza borcumuz bitince dedi. Bizim önceki kıldığımız nafileler zayi olur mu? Hiçbir şey zayi olmaz. İndi ilahide Allah rızası için yapılan hiçbir şey zayi olmaz. Ve peki efendim siz de anlatıyorsunuz ya nafileleri kabul olmaz. Evet, kitaplar öyle yazıyor. Öyle bildiriyor. Yani onlara sevap verilmez. Kabul olmazdan murat o. Ama bu kimse gayret ederse benim farz borçlarım var diyerek o nafileler yerine de aynı şekilde o borçlarını telafi ederse işte o kulun o gayretini Cenab-ı Hak görüyor. Melekler de görüyor. Kayda geçiyor. Ya Allah-u Teala mesela kazaya kalan namazlarını, kazaya kalan oruç borçlarını, kazaya kalan zekat borçlarını bitirmeden ölse bile Allah-u Teala meleklerine buyururmuş ki bu kuluma ömür verseydim bunların hepsini bitirecekti. Ama ömrü yetmedi. Şahit olun diyor, o geriye kalanları ben sildim. Öyle bir Rabbimiz var. Erhamir Rahimim buyuruyor kendisi için. Siler mi? Siler. Önemli olan buyuruluyor, Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermek, değer vermek. Yani bir kimse aklı başına gelip hidayet nasip olup da eyvah ben ne yaptım? Rabbim beni insan yaratmış, iman nasip etmiş, ehl-i sünnet itikadı vermiş. Ben Rabbimin emirlerini yerine getirmedim. Ve o getirmediklerimi de kaza etmek için gayret ettim. Ben ne biçim kulum? Yediğim, içtiğim, aldığım nefes hep onun ihsanı. Bütün vücudum, bedenim onun ihsanı. Hemen başlarsa, hatta kitaplarda bir misal vermiş. Mesela bu anlayışa geldi. Hemen tövbe etti. O gün kazaya kalan bir orucuna başladı. Kazaya kalan bir günlük namaz kıldı. İşte 100 gram borç, zekat borcu var. 1 gramını o gün verdi. Akşamına da öldü. Öldü. Ya bir günlük kaza namazı kıldı. Bir günlük oruç kaza etti. İşte diyelim bir senelik veyahut da bir zekat borcunu verdi. Allah-u Teala buyurmuş. Bak benim emrime kıymet verdi. Bu değer verdi. Tövbe istiğfar etti. Ömrü olsaydı bunların hepsini yapacaktı. Yapmış gibi kabul ettim buyuruyor. Silin. Siliyor. Siliyor. Öyle bir Rabbimiz var. Onun için ümidimiz tamam var ama havf korkumuz da var. Biz biraz da yanlışımız şeyden kaynaklı. Yani sevap günah deyince bu sayılı bir yerde böyle duruyor bir depoda oradan veriliyor. Biter zannediyoruz. Biter zannediyoruz. Yani yaratan Allah-u Teala. Ne diyeceğiz? İstediği kadar. Yaratması da sonsuz yani. Tabii. Mesela şeyde orucun sevabını ben veririm. Halbuki hepsinin sevabını kendisi veriyor. Peki ona öyle demesinin sebebi meleklerine şu kadar yazın demiyor kul oruç tutunca. Ramazan orucu. Oruç tuttu yazıyorlar. Yarın mahşer günü bunun sevapları konuyor. Günahlar konuyor. Günahlar çok. Allah-u Teala görüyor mu? Meleklerine soruyormuş. Ne kadar aynı şekilde bunun sevaba ihtiyacı var? 1 ton. Onun oruçlarına ben 10 ton sevap verdim. Kime ne ya? Kime ne? 10 ton sevap verdim buyuruyor. Bitti. Böyle bir Rabbimiz var. Gafurur Rahim'dir. İnşallah sevdiklerinin hatırı ve hürmetine hepimizin bizi dinleyenlerin de günahlarını affeder. Bedenimize de kalbimize de sıhhat afiyet ihsan eder inşallah Teala. Efendim dolayısıyla o önceki nafileler zayi olmaz efendim.